Evet. Test mantığını gördük sayısal verilerde ve stringlerde. Ama ben bu testin sonucunu değiştirmek istiyor olabilirim. Veya bu testi başka testlerle birleştirip bir sonuca varmak istiyor olabilirim. Mesela ne gibi olabilir? Diyelim ki daha önceki derslerde şey örneğinde konuşmuştuk. Bir çiçek sulama sistemi oluşturuyoruz. Toprağın nemli 0.6'dan büyükse sulama, 0.6'dan küçükse sula. Şimdi diyelim ki başka bir testim daha var. Nemlilik vardı, bir de hava sıcaklığı var. Şöyle bir şey istiyorum belki. Nem Toprağın nemi 0.6'dan küçükse ve hava sıcaklığı 25 dereceden büyükse çiçeği sula. Gibi bir şey demek istiyor olabilirim. Burada iki tane test var ve iki tane testin sonucu da true olunca ben bu işlemi yapıyor olabilirim. 0.6'dan küçük mü diye test ettim. True döndürdü. Tamam. Ama yeterli değil. 25 dereceden e, hava daha sıcak mı? True. Tamam. İkisi de doğru. Artık bu ikisi aslında bir ikisi birleşip daha büyük bir test haline geliyor. Ve bu iki testten de geçerse ben artık bu durumu gerçelliyorum ve o tarafa doğru gidiyorum diye bir mantık kurmak isteyebilirim. Yani yaptığım testleri birleştirmek isteyebilirim. Veya direkt sen bir e, sorgulama yaptın. O sorgulamanın negatifini almak isteyebilirsin. Ve mesela diyebilirsin ki ben A sinemaya giderse gitmem. Gitmezse giderim. A kişisine soruyorsun. Oradaki testi sinemaya gider misin sorusu. True diyor. Gideceğim diyor. Ben direkt onun negatifini alabilirim bu testin. Tamam. Ben de o zaman beni de false kabul et. Veya o false diyorsa ben true kabul et. Ben burada direkt bunun değilini almak isteyebilirim. Bunun tam tersini almak isteyebilirim. İşte böyle şeyleri mantıksal operatörlerle, logical operatorlarla sağlamış oluyoruz. Bir veya birden çok boolean değeri etki edip output olarak bana yine boolean değer döndüren bu mantığa göre işte o öyleyse ben bunu tam tersini alayım. Birkaç tane testin sonucunu birleştirip başka bir test oluşturayım gibi mantıkları mantıksal operatörlerle oluşturuyor olacağız. Bugün konuşacağımız şey bu başlıkta not operatörü, and operatörü ve or operatörü olacak. Bunlara gerçek hayat örnekleri üzerinden bakalım. Mesela ilk olarak NAT'ı gerçek hayat örnekleriyle işlemiş olalım. Diyelim ki A kişisiyim ben. Bir de B kişisi var. Demin sözü olarak söylediğim konuyu yapmış olacağız aslında. B sinemaya giderse gitmem, gitmezse giderim gibi bir yargım var. Burada test ettiğim şey sinemaya gidip gitmemesi B'nin. B diyor ki ben sinemaya giderim, true dedi. O zaman ben e, gitmiyorum, tam tersini yapacağım, false. Veya dedi ki B ben sinemaya gitmiyorum, false yani gitmiyorum. Ben o zaman true oluyorum. Evet sinemaya gidiyorum, olmuş oluyorum. Burada yaptığım şey aslında not operatörü. A'nın cevabı aslında not B. B'nin cevabının, şurada bir test uyguladım. A'nın cevabı B'nin cevabının notu. Yani tam tersi olmuş oluyor. B true ise ben false'um, B false ben true'yum gibi olmuş oluyor. Bu Python'da nasıl? Direkt en başına not yazarak. Not true dediğinizde false'a dönüştürüyor. Not false dediğinizde true'ye dönüştürüyor. Not 5 küçüktür 6 dediğinizde de aslında bu yukarıda yazılanlardan fark yok. Çünkü şuradaki ifade bana 5 küçüktür 6 true'yu döndürmüş oluyor. Ben true'nun not'ını almış oluyorum ve false döndürüyor. Ne demiştim? Not and ve or yani bugün göreceğiz mantıksal operatörler booleanları etki edip başka bir boolean üretiyor. Yani benim burada not'u uyguladığım şey zaten booleandan başka bir şey olamaz. Burası bana true döndürmüştü. Not'ını aldım false. Not 5 eşit eşittir 5. 5 5'e eşit mi? True. Not'ını aldım false. Bu tabii ki de yine e, variable assignment yapıp ondan sonra da kontrol yapabilirdik. A'ya 4 dedik. B'ye 10 dedik. A küçüktür. B. 4 10'dan küçük mü? True. Nothing, oldum. False. E, daha düzenli dursun diye şey de yapabilirdiniz. Parantez açıp da yapabilirdiniz. Hadi bu sefer buradaki farklı olsun. Büyüktür diye bakalım. Bana bu da bu sefer true'yu döndürmüş oluyor. Not operatörü böyle. E, en operatörü üzerinden konuşmuş olalım gerçek hayat örneğiyle. Diyelim ki bu sefer de ben A kişisiyim. B ve C kişisi var. Daha büyüğe yazalım. Daha küçük yazalım daha doğrusu. Ben A kişisiyim. B ve C kişisi var. Yine aynı sorgulamayı yapıyorum. Sinema diyorum. Ama yargım şu. B ve C giderse. B ve C giderse sinemaya giderim. Soruyorum B gidiyor musun sinemaya? Evet, sinemaya gidiyorum. C sinemaya gidiyor mu? True. İkisi de gidiyor. O zaman gidiyorum. B sinemaya gidiyorum diyor. Yeniden başka bir senaryo üzerinden konuşuyorum. C sinemaya gidiyorum demiyor. E, bu sefer gider miyim? Hayır. Çünkü B ve C giderse diye ben bir şart koymuştum. İkisinin de aynı anda gitmesi lazım benim de gidebilmem için. Çünkü B ve C giderse diye şart koymuştum. B ve C'nin de gittiği durumda ben sadece gidiyorum. O yüzden burada C gitmediği için benim de gidişim, yani ben de gitmemiş oluyorum. Aynı şekilde B ben gitmiyorum, C ben gidiyorum dese de false olacaktım. İkisi de gitmediği zaman zaten e, gitmiyorum. Benim tek sinemaya gitme ihtimalim ikisinin de gitmesi. En operatör bunu sağlıyor. Aslında iki tane test var burada. B'ye yaptığımız test var sinemaya gidip gitmiyor mu diye. C'ye yaptığımız test var. Bu iki tane testi birleştirip daha büyük bir test elde ediyorum. Ve bu iki testin sonucu da ancak ve ancak bu iki testin sonucu da doğruysa, turuysa e, ben de bu testin sonucunda true elde etmiş oluyorum. Daha büyük testin sonucu olarak e, true'yu elde etmiş oluyorum. Öbür bütün ihtimallerde false elde ediyorum. Bunu nasıl yapıyoruz e, Python'da? True and true. Ee, direkt böyle hani boolean değerleri olarak da yazabilirsiniz. True and true. True. True and false. False. False and false. False. Sadece bu and'in doğru true getirme ihtimali iki tarafın da true olmasıydı. A4, B1, C10 dedim. A büyüktür 10. Burası bana ne döndürdü? True döndürdü. And B küçüktür C. B, C'den küçük mü? Doğru. İki tarafta true'ydu. Sol tarafta true, sağ tarafta true oldu. Bana bunun cevabı ikisi de true olduğu için true olarak dönmüş oldu. A büyüktür B aşağıdakinde doğru. Ama B büyüktür C yanlış. Bir tanesi doğru, bir tanesi yanlış olduğu için false olduğu için bana günün sonunda false döndürmüş oluyor. Bu entti. Bir de en son olarak oru konuşuyor oldu. Orada da dediğim cümle şu. B veya C giderse ben de giderim. Şuradaki şeyler aynı kalabilir. Yine sorgularım aynı. İkisi de true olduğunda B veya C giderse giderim diyordum. Ben de true'yum. Sinemaya giderim. İkisinden biri giderse iyi sorguluyorum. O yüzden B gidip C gitmezse yine sinemaya gidiyorum. Aynı şekilde B gitmez C gitmezse de gidiyorum. İkisi gitmezse gitmiyorum. Çünkü A veya C giderse giderim dedim. Ya yani ikinizden biriyle giderim sinemaya. Benim için önemli olan hani biriyle gitmem mesela. İkiniz de olun değil. İkisinin de olması entle oluyordu. Ya B ve C gelirse giderim. Burada ikinizden biri gelirse giderim demiş gibi oluyorum. Burada o yüzden herhangi bir tanesi true ise ben zaten sinemaya gidiyorum. True oluyorum gibi bir durum var. Yani burada tek benim false gelme ihtimalim ikisinin de false olması bu testin sonucunda. Nasıl oru yaparız? Aynı şekilde yukarıda yaptıklarımız gibi true or true dediğimde true, true or false dediğimde true, false or false dediğimde false döndürmüş oluyor. Ben burada yukarıda yaptığım gibi karşılaştırmalar yapınca a büyüktür 10 or b küçüktür c. a büyüktür b or b küçüktür c. Ben buna baktığım zaman A, B'den büyük mü? Evet. BC'den küçük mü? Evet. İkisi de true. Bana true döndürmüş oluyor. A büyüktür B. Doğru mu? Doğru. E, B büyüktür C. BC'den büyüktür. Burası false. Ama bunlardan biri true olunca bu zaten true döndürüyordu. O yüzden true döndü. A küçüktür B. Or. B büyüktür C. E, bu ikisi de yanlış. O yüzden bana yanlış döndürmüş oluyor. Genel olarak not, and ve o operatörlerinin yaptığı şeyler böyle.